Kahve Arası'nın birinci bölümünde konuğum Feride Özdinç. Ve birinci bölüme hoş geldin Feride. Hoş bulduk. Telefonun çalıyor bak. Evet, Eraycan Özkenar yayınımıza canlı bağlanıyor arkadaşlar. Alo, alo. Efendim dostum. Ne yapayım? Canım arkadaşım Feride. Evet görüyorum, canım arkadaşım Feride ile güzel bir yayın yapalım dedik. Neyi açıklayacağız mı? Ne? Neyi açıklayacağız? Bana aşık olduğunu. Evet. Ya öyle bir şey yok yok. Ne şükür ya. Allah Allah. Allah Allah. Babacım. Arkada aldın. Şimdi de Ebonibon arıyor. Sen konuşsana al. Alo. Alo. Merhabalar. Nesko Express. Nesko Express diye mi bağırıyor? Manyak ruh hastası ya. Ebonibon. Böyle geldiği için teşekkür edeyim canım arkadaşıma. Ne demek, rica ben ederim her zaman. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. İyi ki geldin. İlk bölümü seninle yapmak da Anıl da oradan bana WhatsApp'tan maşallah yazıyor. Eyvallah dostum. Abi bir arabayı ben yayını yapayım ya, Allah Allah. Bağırma ya. Ali de arıyor. Sen konuşur musun? Alo. Alo. Arkadaşlar yayınınızı bitirin de Cadılar Bayramı partisine gideceğiz. Evet. Çok güzel. Dur şimdi numarayı falan. Gözünüzü seveyim. Bugün sponsorumuz olan Nescafe Express'e de çok teşekkür ederiz. Feride'cim hangisini içmek istersin? Ben orijinali çok seviyorum. Orijinali açıp içeceğim. Ben bunu da çok seviyorum. Vanilyalıyım. Bunu da çok seviyorum. Şöyle ben elime Nescafe Express'e bir giriş yapayım diye düşünüyorum. Şimdi birinci kısımda sana birkaç tane sorum var. İzleyicilerimiz ve belki de biz seni tanıyoruz diye biliyoruz ama belki de tanımıyoruz. Tanımak için sana birkaç sorumuz olacak. Tamam. Öncelikle Feride Özdinç kimdir? Bize bunu bir söyle bakalım Feride. Feride Özdinç kimdir? Evet. Feride Özdinç, Naşvan'da doğdum ben, köylüyüm. Evet, çok güzel. Alizade fanı anladığım kadarıyla aynı zamanda. Çok seviyorum Alizade'yi bu arada. Feride Özdinç kimdir? 19 yaşında. Evet. Manisalı. Kaç doğumlusun? 2004. 2004. Ben de 2004. İşte burada. Sen kaç? Sen bir şey söyleyeceğim. Ben 2004, Ekim 11. Ekim, Mayıs. Ben Mayıs. Hangisi? Sen benden büyüksün. Biraz daha bağır ya. Sen bana abla diyeceksin. Sana bana abla diyeceğim. Üzgünüm. Ben sana abla diyeceğim. Evet, de bakayım bir kere. Feride abla de bakayım. Canım abla. Oldu. Güzel oldu mu? Anlatayım. Anlat bakalım kim ya Feride Özdinç? Ya beni baskılama bir. Aa. Kaç yaşında? Nerede doğdu? Akademik durumu nasıl? Söyleyeyim hemen anlatıyorum. Anlat. 19 yaşındayım. Evet. Manisa'da doğdum. Lise bitirdim. Üniversiteye daha geçmedim. 19 yaşında olduğum için 2 sene üniversiteyi astım. Neden? Bu sene gitmeyi düşünüyorum ama. Yani askerliği ertelemiş. Yok hayır. Şey geliyordu, sosyal medya kullandığım için mi bilmiyorum. Bana sanki gerek yokmuş ama gerek varmış. Var var. Evet var. Ya bu okul, ya okuyacağın mesleği yapmakla da alakasız bence. Evet kesinlikle. Üniversite ortamı ayrı bir ortam. Gerekliymiş dedim o yüzden. Bu sene üniversite okuyacağım inşallah. Üniversitede yeni arkadaşlar, yeni ilişkiler. Güzel. Ne diyor ya? Sosyal medyaya nasıl başladın Feride? Sosyal medyaya nasıl başladım biliyor musunuz? Ben 6. sınıftan beri ünlü olmanın hayalini kuruyordum. 6. Evet. sınıftan beri anneme söylüyordum işte fenomen olsam, ünlü olsam. İnsanlar beni tanısa, insanlarla ben iletişime geçsem, beni sevseler falan. Öyle bir insandım. Sınıfta TikTok videoları çekiyordum ortaokul son gibi. Tamam. Tabii insanlar biraz zorbalıyordu. TikTok o dönemler. Ortaokul sonunda TikTok videosu çekiyordum. Evet. O zamanlar müzikali falan mı? Evet müzikaliydi ve insanlar o zaman daha kötü zorbalıyorlardı. Hani TikTokçu bu, şunu kullanıyor, bunu kullanıyor. O zamanlar bayağı sınıfım içinde de çok linç yiyordum. Sonra ara ara TikTok'da çekiyordum. TikTok'ta hala böyle bir algının olduğunu düşünüyor musun? Var, evet var. Hala var. TikToker'lar cringe'tir algısı hala var. Arkadaşlar ben cringe miyim? Ya mesela beni seviyor musun? Bak şimdi izle. Hayır ne anlayacaksın? Chat beni seviyor musunuz? Bak şimdi anlayacaksın mantığı. Evet. Evet diyorlar. Heh tamam. Yokları gördün mü? Yokları evet bak, gördüm. Bak anladın mı? Yani seviyorlar ama işte söylemeye çekiniyorlar. Onlarda öyle bir şey var. İnsan sevdiğiyle uğraşırmış. Aynen öyle. Ha? Anladım. Aynen öyle. Ailen sosyal medyaya başlamana nasıl yaklaştı? Kabullendiler mi? Ya da kabullenmedilerse nasıl tepki verdiler? Ben ilk TikTok... Çünkü yaşıtımsın. Oradan evet. soruyorum. Ben ilk TikTok çekmeye başladığımda derslerimle ilgilenmediğim için bana bayağı kızıyorlardı. Ben özel okula gidiyordum. Biz seni özel okula gönderiyoruz. Özel ders aldırıyoruz. Sen
telefonla oynuyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun diye tabii ki kızıyorlardı. Normal aile baskısı ama ben gizli gizli çekiyordum yine evin içinde. Evde ders çalışıyorum diye video çekiyordum. Sen özel okula gidiyordun. Evet. Maalesef. Ondan sonra işte video çekmeye başladım, tanınmaya başladım. Tepkileri şey olmadı ya, hayır kullanamazsın bu platform olmadılar yani. Hiçbir zaman karşı gelmediler. Her şekilde yanımda durdular. Yani bu konuda rahatım, evet. Ya ben de mesela ilk başta kabullenmemişlerdi. Daha yeni yeni, anladın mı? Daha yeni yeni kabullendim. Sen de erken kabullenme. Evet, sadece İstanbul'a taşınmamı kabullenemediler bir süre. Annem İstanbul'a özellikle. İstanbul'a nasıl taşındın? Ablam sayesinde. Ablamla beraber, ablamla beraber taşınırsan taşınabilirsin dediler. Ben de tamam dedim. Ablamla beraber taşındım. Çok bir şey değil mi? Benzer hikayeler. Bana da mesela İstanbul'a taşınmama izin vermiyorlardı. Abim burada yaşıyordu. Dediler ki sen çok git gel yapıyorsun. İşbirliği için geliyorum. Geldiğim paradan daha fazla harcıyorum kazandığımdan. Dediler ki o zaman abi bir şartımız var. Abinin yanına gidip yerleşeceksen taşınabilirsin. Dediler. Aileler neden küçük çocuklara güvenmiyor bilmiyorum. İşte büyükler daha tehlikeli. Biz güvenilmeyecek insanlar mı? Hayır. Bence değiliz. Öyle miyiz chat? Değiliz ya bence. Sana burada sormak istediğim bir soru daha var. Evet. Genel hayatında, şimdi seni biz sosyal medyada çok fazla enerjik görüyoruz. Geldi. Genel hayatında bu kadar enerjik misin yoksa depresif misin? Sen kurgucu bir insan mısın? Bize anlat Feride. Bu son bir sene içerisinde çok değişti. Nasıl yani? Sosyal medyaya ilk girdiğimde enerjiktim evet. Bayağı enerjik bir insandım. Hani kimseyi umursamayan, hani en ufak şeyde eğlenen bir kızdım. Yani insanlar zaten beni enerjik olduğum için yorumlarda bunu da belirten insanlar oluyordu. Ama sonrasında ilerleyen süreçlerde ilk başta seven bir kitle oluştu beni. Sonrasında sevmeyen bir kitle oluştu. Ben tabii ki beklemiyorum. Hep beni sevecekler sanıyorum. Ama öyle değil tabii ki. Bunu yavaş yavaş anlamaya başladım. Şu an kitlenin geneli seni peki seviyor mu? Yoksa sevmeyen de hala çok mu? Sevmeyen de hala çok diye düşünüyorum çünkü... Sevenlerle idare et o zaman. Evet öyle zaten öyle yapıyorum. Aynen ne yapayım? Öyle. Seviyorum beni hadi sevenleri... Hadi al ben de sizi beni... oynuyorum ne iğrenç bir insan oldum ya. Beni sevmeyenleri de seviyorum. Anladım. Öyle yani. Ama normal hayatta şu an bir senedir falan bu kadar enerjik bir insan değilim. Ya peki bu neden yoruldun mu artık? Yoruldum bence ama tam değil ya. Daha yolun başındayız. Daha yeni başlıyoruz. Diyorsun. Evet. Diğer soruya geliyorum. Gel. İleride sosyal medya haricin herhangi bir dizide oynamak olsun, şarkı çıkarmak olsun, filmde oynamak olsun. Öyle bir isteğin var mı? Şarkı çıkarmak istersen mesaj atabilirsin. Yok. Ben şarkı çıkarmayı düşünmüyorum. Bunu da kabul etmiyorum hiçbir zaman. Çünkü şarkı çıkarmak sesi güzel olan insanlara bırakılmalı bence. Ve sesi güzel olanlar çıkarmalı diye düşünüyorum. Ben de sesimi güzel bulmuyorum. Kulağa aşina bir sesim yok. O yüzden şarkı çıkarmayı hiçbir şekilde şarkı düşünmüyorum. Şarkı çıkarmıyor istemiyorum dedin ya. Oh yazıyorlar sadece. Ama neden çıkarayım ki? Önüne gelen şarkı çıkardıktan sonra şarkının ne anlamı var yani? Ama sen üstüne alınma. Niye öyle bakıyorsun? Ben sana mı diyorum? Yok ben sana Allah diyormuşum Allah gibi Allah davranıyorsun. Tamam. Sana olmadı. Demiyorum. Makara dayım ya. Allah Allah. Ama dizi ya da film oyunculuğu dersen şu anlık hayır ama eğitimini alırsam gerçekten yapmak bunu yapabileceğime inanırsam yaparım. Yapmak isterim yani. Ama eğitim... Evet. Eğitimli olmadığım sürece böyle bir şey yapabileceğimi düşünmüyorum o kadar. Mantıklı. Yani şu anlık sosyal medyada mutluyum. Soru değil daha doğrusu da. Bana kendini, bize kendini 3 kelimeyle anlatır mısın? 3 kelime bak, cümle üç değil. 3 kelime. Şimdi bu tarz şeylere hani Everest de deniyor. O yüzden bekle, buluyorum hemen. Çok... Enerjik, enayi. Enerjik, enayi. Bela. Belaya aldınım, katılıyor musun? Sonuna kadar. Sonuna kadar mı? Bela ya, bela. Az arkadaşlar. Şey. Ama öyle bela değil ya bir yani. Bir de gece hayatında görün. Baş belası gibi bir şey yani. Baş çok belası. Bela, çok bela, çok bela. Ben biraz enayiyim arkadaşlar. T-Change'lerin samimi buluyor musun? Birçoğunu evet. Sen hariç diyor değil mi? Kalkıp gidiyor. Ya benim mesela ben Twitch uygulaması bende olmadığı için TikTok'ta bana kesitler düşüyor mesela Twitch yayıncılarından. Evet. Ve birçok Twitch yayıncısını da çok seviyorum ya. En sevdiğin Twitch yayıncısını söyle mesela. P-Queen. P-Queen. Evet. Erkek. Adını oku. Evet. Para. Yok canım estağfurullah ya permam da yeni bu arada. Bir anda kendine müzisyen diyor. Diyebilirsin. Twitch yayıncısı olarak çok sevdiğim bir yayıncı var ama aklımda şöyle kaldı yayın kesitinden dolayı. Adını okuyamadığım için böyle söylüyorum. Limon atın diyordu ya mesaj olarak. Tukan abiden var. Evet. Evren. Evet.
Evet. Adını bilmediğin kişiye en sevdiğim insan mı diyorum. Ama çünkü çok görüyorum, anladın mı? Adını da biliyorum. Ya ben de çok diye seviyorum ama ismini tam yanlış söylerim diye. En sevdiğin erkek yayıncı Tuğkan abi mi? Evet. Katılıyorum, bence de çok. Çok iyi bence, bayağı iyi yani. Bayağı kesinlikle tamam, düşünüyorum. Tuğkan abi hariç bir erkek yayıncı sevdiğim. Ya bu kendini söyletmeye çalışıyor. Hayır abi, kendimi söyletmeye çalışmıyorum. Chat'te ne bileyim, Eray var, Ebo var, Kemal abi. Birini söyle bizden de ya. Ebo ile Kemal favorim var. Oğlum, ben yem attım. Biriniz Allah rızası için Baran diyecek. Rejiden falan tamam. Baran diyecek olay yok. Tamam, ya. Baran. Ben Baran. 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 Sağ en ol, sevdiğim sağ, erkek Twitch yayıncısı sensin. Sağ ol. Çok yürütlemene göre. Benim de Eray en sevdiğim. Sonra Ebo, sonra biz. Bana Twitch ve TikTok arasındaki en belirgin farkları söylesene. Böyle kısa. Twitch ile TikTok arası. TikTok yani şimdi senin ikinci yayınımız. Ne sence Twitch kitlesine? Bu arada chat'e de soruyorum bir yandan. Evet, Twitch kitlesine çok hakim değilim. Ama TikTok kitlesi şöyle bir şey. TikTok kitlesini ben yorumlayayım, sen Twitch'i yorumla. Buradan bir ortak noktaya varalım mesela. TikTok kitlesi şöyle bir şey. Biri bir şey dediğinde ya da bir şey yaptığında eğer o yorumlarda kötü bilinç varsa iyi bir şey yazacak olan bile onun aklına uyup devamında onunla birlikte kötü bir şey yazıyor. Yani tamamen sürü psikolojisi gibi bir şey. Chat buna katılır diye düşünüyorum. Bunun ben Twitch'te de olduğunu düşünüyorum. Başka? Yani. Yani TikTok kitlesini diğer türlü kendi kitlemi seviyorum mesela ama başkasının kitlesi beni sevmiyor. Hmm. Bu yani kitleler böyle. Ama sen bu arada genel içinde olarak sevilen bir karakter TikTok. Yani bilmiyorum çok, ben onu tam algılayamadım aslında ya. Sevilmiyor mu ya Aldun? Chat? Abi bir tık var da işte sosyal medya. Bir yere kadar böyle nefret eder ama bir yerden sonra kendimde sana. Aynen öyle. Ben de öyle düşünüyorum. Bizim chatte maşallah zaten ölüyor bitiyor anlamadım. Senin chatte Barfer diye ölüyorlar ya. Ben senin chatte bir hastayım ya. Haldun size hastaymış chatte. Sana o zaman şöyle söylemek tamam istediğin bir şey var mı kendinle alakalı? Beni ciddiye almayın mesela. Ben ciddi bir insan değilim. Benim söylediğim her kelimeyi ciddiye aldıklarında şey oluyorum mesela. Diyorum ki ben bunu komiklik olsun diye söylemiştim ama insanlar ciddiye alıyor mesela, oradan linçliyorlar. Beni ciddiye almayın. Bunu söylemek istiyorum, bu kadar. Sen makara yapıyorum. Alacağız aynen yazıyorlar. Bizimkiler de böyle anlıyorum. Güldürmüyorum makarada ama. Bizimkiler de makaradalar. Biz ikinci kısma geçip senin TikTok serüvenine ilk başladığın TikTok'lara bir göz atalım mı chat'le beraber? Ya ben buna hani chat'in tepkisinin yani ne olacağını bilmiyorum. Arkadaşlar, ben kendimi izlerken yarıldım. Bakın. Sizden tek isteğim sadece randomatın. Sadece randomatın. Programımızın ikinci kısmına geçelim. Baran sen çok kötü bir insansın. Bu ne oğlum? Feride'cim bu video hakkında bize bu video, bir yorum yapar mısın? Bu videoyu bu bir ben... Bu akım mıydı? Müzikal döneminde bu akımdı. Tamam. Ben bunları insanlardan görüyordum, çok özeniyordum. Hı hı. Ben niye yapamayayım falan diye. Evet. Ama o kadar küçüğüm ki 14 yaşında falanım burada. Şu an 5 sene geçmiş üstünden. Çok garip hissettim. Ya ben bu videolarımı en son... Şu an izlediğinde mesela şey diyor musun? Falan oluyor musun? Hayır, çok iğrenç falan demiyorum. Bu videolar getirdi beni bugüne tabii ki ama... Ya ama bak şimdi... Şey oluyorum yani... Bu ne? Ben bunu ne kafayla çektim? Evet, ama o zaman bu normal geliyordu değil mi? Evet, o zaman çok normal geliyordu. Diğer videoyu alabilir miyiz acaba? Chat bunu beni atlattıysa. İki kelime attı. Bu arada yüz atların hala aynı, sadece daha bir sivrileşmiş. Hazır buna girmişken Feride, dolgun estetiymiş ya. Evet, bir tane dolgun var ve onu da yeni yaptırdım. Dudak dolgusu. 0.50 cc. Ne dudak? Hangi? Üst dudak değil mi? Üst alt ikisine de yaptırdım. Normal alta olarak... Alta niye yaptırdın ya? Eşitlensin diye. Ha. Yani diğer türlü çenemde, burnumda, hiçbir yerde yok. O zaman üçüncü videomuzu alabilir miyiz ya Feride'den? Biraz daha... Okey miyiz chat? Atlattık gönder mı? Gönder gelsin. Bir de bak videonun başında kontrol ediyorum. Biri beni izliyor, biri bana bakıyor. Biri izlese ne olur şu an. Feride. Ne düşünüyorsun mesela bu yani? Ya bir şey düşünmüyorum şu an. Bu açıyı nasıl buldun? Nasıl aklına geldi? Yani sokağa atayım, TikTok çekeyim. Hani ve bir anda
Kaç milyon takipçin artık şu an? 3 milyon. 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 Wow. Ya çocukken hepimizin böyle şeyleri vardır, hani video çekmekten bahsetmiyorum ama. Biz hızlısından diğer videoyu alabilir miyiz? Ben çok sevdim bu bölümü. Dur, gönder lütfen gelsin. Devam yok mu? Bu canlı yuna. Devamını da şu an çekiyor arkadaşlar. Efendi gibi haddini bileni. Enerji. Bu videodan çok şey olmadı mı? Ya ben bunları kendim zaten eski hesabımı açıp bakıyorum ara sıra. Bende ne değişmiş şimdi diye. Bak. Kompaya yani girme. Ben sana bazen eski videoların önüme düştüğünde bir anda gecenin dördünde falan bunları evet, atıyorum. Evet gerçekten ya. Evet, sen atıyorum. De beni stalklayıp durma artık Baran. Kızım anla. Gecenin dördünde sana eski videonu atıyorum ya. Peki niye gece? Neden gece? Uyudun mu? Onu anlamaya çalışıyorum. Bir canlı yayın bağlantımız var. Süper. Alo. Baran'ım çok özür dilerim. Arıyorum da rahatsız etmiyorum umarım. Yok estağfurullah. Biraz hızlı olursan genç. Tabii. Küfür yok değil mi bu yayında? Yok. Tamam ben 20.00'da benim yayınımda ol, tamam mı? Tamam. Tamam. He. Şimdi evet. Öncelikle merhabalar. Merhaba. Ben Ateşehir'den bağlanıyorum. Merhabalar. Baran Kuş'u sıkı takipçisiyim. Merhaba. Evren Eski merhaba. Evet dinliyorum, hadi hızlı ol ya. Ben bir soru sorabilir miyim? Feride'ye mi? Evet. Buyurun. Dinliyorum. Feride öz hayatında şu an birisi var mıdır acaba? Şu an... Teşekkür ederim. Telefonu kapatıyorum. Dinliyorum. Tamam. Evet Feride. Sendeyim tamam. Şu an chat sadece cevap bekliyor. Feride öz için hayatında stabil olarak söylüyorum. Birisi yok. Yok. Evet yok. İlişkim yok. Ben ilişkiye karşıyım arkadaşlar. Bana yıkıldı. Olmadı be. Olmadı. Demedi daha yerlerde kalmadı. Bir tane daha alalım o zaman. İzlediyenler de var çünkü. Bir tane daha almasa mıydık? Burada annemlerle yemeğe gitmiştik, onu hatırladım. Yemekte arada bir tane de hemen TikTok. Lavaboya gideceğim deyip hemen TikTok çekmişim. Helal olsun. Pika pika. Şu an yapamam mesela bunu. Niye? Utanır mısın? Utanırım. Harbiden mi ya? Evet, yapamam. O zaman şöyle yapalım. Şimdi kısım 3'e geçiyoruz. Tamam. Kısım 3'ü Feride'ye hiçbir şekilde çaktırmadım. Feride. Kısım 3, bana dedi ki kısım 3 var, kısım 3 var. O evet. Sana çok fena sürpriz olacak falan. Merak ediyorum gerçekten. O zaman şöyle yapıyoruz kısım 3'ümüzde Feride Hanım. Hı. Sen mesela şu an olsa ben bunu çekemem dedin ya. Şu an baya burada bu videoyu çekeceğim. TikTok. Canlı yayında senin TikTok çekmeni isteyecektim. Ve sen ağzınla dedin ki ben bu videoyu şu an çekemem. Ve sen bayağı şu an kısım işte bu videoyu çekeceksin. Ben burada ama bak bunu yapamam şu an. Neden? Neden yapamazsın? Hareketleri falan yapamam. Ama yaparsın. O an o kadar özgüvenliyim ki hani neyin özgüveni bu mesela? Ama şu tamam an yapmak istemiyorsan son sevgilinin adını söyle. Ne zaman? 2 sene önce oldu. Yani şu sırtından bıçak yediğin mi? 8 kere bıçak yedim. Ya da son aşık olduğun kişinin ismi. O zaman yap. Yapayım tamam. Tamam. Bunları söyleyemem. Chat hazır mıyız? Evet haydi bakalım. Pika pika 2023. Ay yapamam daha da. Yeterli ya. Ama gelişmiş. 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 Hareketler falan gelişmiş. Gelişmiş ya. Tamam. Feride'cim ekranı alabiliriz. Bunu paylaşsın mı peki ya? Bence bu yayına özel anı olarak ha, Feride için TikTok hesabında kalmalı. Chat ne diyorsunuz? Paylaş, 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 paylaş. İmkanı yok. İmkanı mı yok? İmkanı yok. Evet. Ya sen burada 3500-4000 kişi bak paylaş yazıyor. Bu insanların kalbini mi kıracaksın? Şu an o izliyor da bir yandan. Şu an atıyorum o zaman ne tamam. Yazayım? Ne yazalım? Ben 4. kısma geçmek istiyorum. Ben paylaşıyorum şu an. Tamam paylaş biz onu halledeceğiz. Paylaşınca bize söyle ama. Tamam okey. Tamam. At bakalım Feride. 4. kısmımızın olayı şu. O mu bu mu soruları. O mu bu mu sorularına geçiyoruz 4. kısmımızda Feride'ye. Kolaydan zora güzel sorular seçtim. Onun için kolay, onun için zor. Size öyle gelmese de.
Hemen başlıyorum. Hazır mısın? Sen onu attın herhalde şu an. Tamam. Yaz mı kış mı? Yaz. Neden? Çünkü yaz insanıyım. Aşk mı para mı? Para. Yalan. İki gün önce biz telefonda konuşurken ben bu kıza bu soruyu sordum. Aşk dedi ba. Aşk dedi ba. Vallahi aşk dedi ba. Tamam. Evet, siz de cevap verin bu arada bu aşk. Sorulara. Aşk. Tamam. Tamam. Piyangodan 100 milyon kazanıp sosyal medyayı her şeyi bırakmak mı? Yoksa şu anki yaptığın işi yapıp daha az para kazanmak. Şu anki yaptığım işi yapıp daha az para kazanmak. Göz önünde olmayı daha çok seviyorum. Şu anki yaptığın işi yapıp daha çok kazanmak dese mesela. Ama sen bunu... daha az kazanmak dedin. Tamam, yani tamam. Demek ki seçenek bu. Yok, ben başka bir şeyden bahsediyorum. Fan mı, hater? Kime göre, neye göre? Ben mesela... Hangisi seni ayakta tut? Haterlar daha dinç tutuyor ya. Diyorsun. Haterlar olmasa birçok şeyin farkına varamayız gibi sanki. Oğlum ben acaba o yüzden mi? Yani olgunlaşmamızın sebebi bizi sevmemeleri. O yüzden hayatı mi kendime sorgulamamızı, geldim acaba? Hayatı sorgulamamızı sağlıyorlar. Ama beni seven insanlar tabii. Yani onları seçiyorum. Yani nedir? Hater mı seçtin, fan mı seçtin? Fan seçtim tabii ki. Güzel. Aysu deme aldın mı? Haydi bakalım. İkisi de bilmeyenler için Feride'nin en yakın arkadaşları. Aysu deme aldın mı? Seç bakalım. Bu nasıl soru Baran? İkisi de benim canımın içi arkadaşlarım. Biri en yakın kız arkadaşım, birisi en yakın erkek arkadaşım. Mesela buna Baran deyip savuşturabilirdim. Söylüyorum. Ayhal. Abicim yok öyle bir şey. Ya Aysu ne diyeceksin? Ya Ayhal ne lan? Sen Aysu ile aldın mı şipledin az önce? Vallahi alakam yok, aldınım. Yerde yatıyor falan. Hani beni ilgilendirmiyor. Cevap ver. Aysu'yu mu aldın mı? Bu arada bir şey diyeceğim. Sizi bozmazsa ben Nescafe Express orijinalini çok seviyorum da bir tane daha çalıyorum. Aysu de kadın o üzülür diyor. Birinin üzülmesini önemsemek demek onu seviyorum demek. Ya ne alakası var canım? Hadi bakayım. Ne alaka? Ben Aldun'un mesela üzülmesini istemiyorum. Ama bir kadın ve bir erkek... Tamam, ben senin de üzülmeni istemiyorum. Sen bana aşıksın zaten, sus. Allah'ım ya. Kaygısın. Chat bir şey diyeceğim. Bu sorunun cevabını aldık mı? Ben aldığımızı düşünmüyorum. Bence aldık. Bu sorunun cevabını Haldun çok güzel aldık. Ayhal dedim. YouTube mu TikTok? Seç bakalım. Seç bakalım. YouTube mu TikTok mu? Oturup ben bu soruyu yayın açmadım bu arada. Cevapla. YouTube mu TikTok mu? Düşünüyorum şu an. TikTok ya. TikTok. TikTok mu? Ya YouTube'u seviyorum. YouTube kullanıyorum da ama şu an TikTok. Yani ben oradan çıktım ve ben TikTok'u seviyorum yani. TikTok olmasa ben yoktum. YouTube'dan helal çıkmadım olsun ki ben. Yuu yazıyorlar sana. Yuu. YouTube'u seviyorum. YouTube'u küçümsemek değil bu hani. Benim sevdiğim platform. Benim çıktığım yer TikTok. Çakal mı, Reçkol mü? Reçkol. Ali Biçim mi, Mert Eren Bülbül mü? Yuh yani. Cevapla. Bu arada bu sorunun mesela senin için neden zor olduğunu da söyle ki insanlara bilsin. Çünkü Ali Biçim de tanıdığım bir insan, gerçek yaşantımda Mert Eren de tanıdığım bir insan. İkisini de çok seviyorum. Aynı zamanda biriyle aynı şirketiniz. Evet, Ali abi abim gibi gördüm. Aynı şekilde Mert Eren de benden büyük. O da aynı şekilde ve ama yakınlık olarak cevaplayayım. Mert Eren. Mert Eren. Mert Eren. Promo da buradan. Mert Eren ya. Gerçekten. Evet. Feride, ben sorayım sana. Sor. Feride'yi seviyor musun? Tabii ki seviyorum. Aşık mısın? Hayır. Aşık değilmiş arkadaşlar. O üzüldüm mü bu? Üzüldüm gerçekten. Bakışlarım öyle demiyor. Abi ay, ben ay daha ne kadar söyleyeceğim ben anlamadım şöyle durayım yani. Neyi açıklayayım oğlum? Kardeşim ya. Feride kardeşim. Kardeşim Feride. Bak kardeşim. Bana bunlar sökmez. Ha, neler olacağını göreceğiz. Ha, diyorum sana. Aynen öyle. O zaman ben 5. kısma geçmek istiyorum. Tamam. 5. kısmımız şu. Instagram arama geçmişine, WhatsApp konuşmana bir göz atmak istiyoruz. Feride Özdinç. Evet. Bana bak, bunların hiçbiri söylenmedi, tamam evet mı? Aha. Şimdiden mesajlarda kim var kim yok, arama geçmişimde kim var kim yok bilmiyorum. Aha. Olan kişilerden de şimdi özür diliyorum. Bakabilirsiniz. Evet, aç Instagram arama geçmişini aç. Çok. En altta Haldun var. Bir üstünde Central C var. Türk iş versiyonu zaten aldığın Central C. Peki Central C neden var? Bence çok iyi ya. Aşık demiyorum da. Aşık mısın? Central C'ye mi aşık? Her akşam daha fotoğraflarını atıyor. Allah'ım ya. Sena Çavdar var. Sena Çavdar kim? Menajerim. Menajerin.
Üstünde ablan var, Fatma Özdinç. Evet, ablamla küsmüştük de o süreçte ne yapıyor diye bakıyordum. Allah'ım ya. Üstünde Eftalya Yağcı var. Bugün doğum günü, doğum gününü kutladım. Eftalya'nın. O zaman DGKO Eftalya. Çalkala, çalkala. Sabahtan akşama, durmadan darbuka çaldılar. Amcalar, tavuşlar. Ariana Grande bakmışsın. Çok iyi bir kadın değil mi? Yani... Bayağı iyi. İyi bir kadın tabii. Allah sahibine bak. Ne diyeyim? Ne denir bilemedim buradan Ariana Grande'ye yani. Bayağı iyi. Ya Feride, sanki sen bunu tahmin edip de yani temizlemişsin gibi ya chat. Buna inandınız mı? Silmiş ya. Ben inanmıyorum. Sildiklerim oldu tabii. Sildiklerin oldu. Sildiklerin oldu. Ya zaten ben gidip de kendi hesabımdan mı bakacağım? Ben fake hesabımdan bakıyorum. O zaman peki... Hayır. Hayır. Yok böyle be. Bir şeye izin veremem. Feride yok mu be? Olmaz. Bu olmaz. Feride yok mu be? Hayır, bu kadar değil, hayır. Hayır. Tamam, aç WhatsApp'ını aç. O fake çok sıkıntı. WhatsApp'tan hiçbir şey elemedim aç gerçekten. Aç WhatsApp'ını aç. Ben okunmuyorsa diye ver bir. Ya bu bana yine mesaj atmış. Lan oğlum açma benim. Mesajımı niye açıyorsun? Tamam, o zaman bir dakika. Bir dakika. O videoyu açmanı rica ediyorum o zaman. Aç. O videoyu aç. Aç o videoyu. Veriyorum. Sabah bu haldın kaş aldırırken. Ya oğlum hayatımda ilk defa, 20 senelik ömrümde ilk defa seninle bir şeye şahit oldum, onu da patlattık burada ya. Yani tabii ki olabilir arkadaşlar böyle bir şey. Can PUBG var, Dua var, Mert Eren var, Darlamaç var, Haldun var, Sena var, Yusuf abi var. Kardeşim bu... Haldun'a tıklayabilir miyim? Bir dakika. Evet. Bu çok sıkıntılı bir şey. Burada Haldun'la sağlıklı yaşama başlamışlar. Evet. Tamam ya, ekrandan alabiliriz. Ben daha... Yok abi, bir şey bulamıyorum. Yok kızın yani... Ben arkadaşlar sevgilim yok derken yalan söylemiyordum. Şu an sevgilim olsa bana 500 peki, kere... Peki olmayacak mı hiç? Olmayacak. Hiç mi? Olmayacak. Evet, şans versem? Kimseye şans vermeyeceğim. Kendimden bahsetmiyorum abicim ya. Mesela seni gerçekten sevdiğine inandığın bir insana. Seviyor seni belli. Aşık. Aşka inancın var mı Feride? Hayır yok. Ne diyeyim ki? Olur böyle. Aşkı seçtim mesela, para ve aşkı. Çünkü aşkı merak ediyorum. Of, yansıtmayı durdurdum. Yok abi. Yok kızda, yok bir şey yok. Ben anlamadım. Bu da konuğumuz hakkında, yani Feride Özdinç hakkında geçmişten günümüze atılmış komik ve sert linçler. Ve neyden dolayı bu linci yediği. Direkt olarak 7. kısmımıza, sayın rejimizde müsaitse ben geçiş yapmayı istiyorum. Burada Feride Özdinç hakkında sosyal medyada atılmış komik tatlı bir iki tane linçimize bakacağız. Gelsin gelsin. Gelsin bakalım. Neyden ne linci? Bunda büyük ihtimalle benim ayağımı linçledi. Evet, Feride bu videodan dolayı ne linç almış bir bakabilir miyiz? 3125 Bilgecan dedemin özel sırrı. Bu ayaktan vurmuş diye tahmin. Dedim bak zaten ayaktan dolayı ama onu o maçta çekmemiştim, öyle otururken dedim. Başka bir linçimiz var mı? 1453 İstanbul'un fethi. Yani. Hayır arkadaşlar, ayakkabı numaram 38. Yani bu arada doğru söylüyor. Ben bunu sormayacaktım söylemezsin diye. Doğru söyledin, niye? Niye söylemeyeyim? Sen... Ne bileyim. Arkadaşlar... Ya biz tanıştığımızda sen... Benim Feride ile daha ilk tanışmamda arkadaşlar, bak daha ilk videomuz falan Mert'in videosuydu yanlış hatırlamıyorsam. Havuzdan mı ne çıktık videoda? Feride'ye story atacaktım böyle şey, arkaya böyle bir tane Arap müziği ekleyip yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Feride bana şöyle yaptı. Ayaklarımı çekme. Daha ilk tanışmamız kendimi sapık gibi hissettim. Şimdi burada çıkmış, ne var ki ayakta diyor. Ya bana niye o zaman o gün öyle davrandı? O gün ayağımda çorap dahi yoktu çünkü. Öyle uylanıyorum, istemiyorum yani. Haksız mıyım arkadaşlar? Diğer videomuza geçebiliriz. Hazır mısın Feride? Ben her zaman hazırım. Enerji dolu Nike Pro'nun popüler olduğu bir gün. Bir şey söyleyeceğim. Durdurabiliriz. Bu Nike Pro'ya da bir yorum yapmak istiyorum, Nike Pro Titan. Evet. Bu birçok şeyde, sosyal medya gündeminde. İlk başta dediler ki Nike Pro Titan giyen kız şöyledir. Nike Pro büyük, Nike Pro, Nike Pro, Nike Pro. Bayağı bir
sevdiklerini, işte insanların dikkatini çektiğini falan söylediler. Ki zaten Nike'ın ürünlerini hepimiz kullanıyoruz, giyiyoruz. Nike seviyorsun mesela değil mi? Giyiyorsun da. Tabii. Nike Pro Tight'ı kötü mü buluyorsun? Kadında mı? Evet. Haşa. Ne haddime. Güzel Allah duruyor. Çarpar. Ama Nike Pro giyince garip bilinç yiyor. Ben bu Nike Pro Tight'a para veriyorsam ya da Nike'dan aldığım bir şeye para veriyorsam bu gibi düşünün aslında. Nike'dan ayakkabı alıyorum ama linç yiyeceğim diye giymiyorum. Yok. Neden ben o zaman aldım o ayakkabıyı? Mesela bu videodan ne linç yedin acaba? Bakabilir miyiz? Çok merak ediyorum. Unutulunca benim haller. Unutulunca benim haller. Ya burada sana şey mi? Atıyorum fiziğini göstermeye çalışmışsın gibi bir yorum mu bu? Var. Özgüvenliyim. Kötü de olsa yine gösterirdim. Yani bunu şu an TikTok kitlesinin bu şeyini sevmiyorum işte. En ufak şeyde böyle yorumlar yapıyor. Helal olsun. Sert bir çıkış. Yok ki. evet, diğer linçimizi alalım. Lütfen arkadaşlar, kabul etmiyorum onu. Kanka yok ki, iyi ben şimdi gördüm bu arada. Bir mesaja bakıyordum. Senin var ki gösteriyoruzun üstüne. Kanka yok ki gelmesi. Ulan Nike Pro zaafımı yok ettin diye bir yorum geldi. Nike yok oluyorsa senin bütün zaafların ya, yok. Ya bu saçma, tamamen saçma yorumlar. Bu arada ben... Ya bu böyle, ben... şunun normal duruyorsun, evde oturuyorsun, ver telefonu. Evet. Evde otururken şöyle. Ben de linç yapayım. Şöyle gireyim de TikTok'ta gezeyim. Bugün bu Feride Nike giymiş. Dur. Nike Pro zaafımı yok ettin. Geç. Diğeri ne yapmış? Ya bu gerizekalı. Sen gerizekalı mısın? Ne yapıyor bu? Böyleler. Böyleler abi. İşiniz gücünüz yok mu ya? Linç diyorsunuz. Feride'nin mikrofonu. Ayağın yamuk demek. Sana çok yalvar. Yamuk giriyorsun. Bu videon da her yerde paylaşıldı. Ne kadar like aldı bu? Bu video 1 milyon beğeni aldı. 1 milyon beğeni aldı. Evet, bu video neden o kadar beğeni aldı bilmiyorum. Ama hani absürt bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hayır, bir şey diyelim. Tek bir şey yapmak istiyorum. Bu kadar linç yiyen bir kız 1 milyon beğeni kim atıyor o zaman? Oğlum zaten olay orada ya. X'e soruyor, Feride'yi sevmiyorum diyor. Ona soruyor kim o yani hani... Böyle bir çevrem yok yani, anladın mı? Bu bilmiyorum. Videodan... Bu video İstanbul'a ilk geldiğim zamanda çekmiştim. O zamanlar işte hayatı hiç umursamıyordum. İşte gerçekten enerjik olduğumu hissettiğim dönem bu dönem. Bu. Yani bu dönemde enerjiktim. Şu an öyle değilim. Mesela şu an bu videoyu bu enerjiyle çekemem. Hareketlerini yaparım. Ama o enerjiyi veremem, anladın mı? Ne bileyim. Yani neden bu kadar like aldı ben de bilmiyorum. Ama hiçbir şekilde yapmacıklık yaparak çekmedim hiçbir videomu şu zamana kadar. Belki o yüzden almış olabilir diye düşünüyorum. Bir gelen linçlere bakalım. Bu kız yavaş yavaş unutuluyor. Şurada az bir zamanı kaldı. İşin bunu kötü yazdıklarında, tarafı da... Bunu yazdıklarında takipçim 1 milyon falandı. Şu an 3 milyonum. Bu arada işin kötü tarafı yavaş yavaş unutuluyor yazmış. Adamın yazdığı yorum 5500 like aldı. Ya bu unutulan haliyse ben unutulmamış halini çok merak ediyorum gerçekten. Evet, bir ara çok yazıyorlardı. Ben yayında falan konuşuyordum. Sarmıyor, unutuluyor. Ben de daha çok yapıyordum. Siz de daha çok yazıyordunuz ve ben daha çok hatırlanıyordum. Beni hiçbir zaman unutamıyordunuz. Bu şey gibi. Ne demiyor o kitle? Ben artık eski sevgilimi unuttum ya. Benim elimi nasıl tuttuğunu unuttum ya. Beni yanağımdan nasıl öptüğünü unuttum ya. Bunun gibi bir şey, anladınız mı? Nasıl cümlüyorsunuz sizler satıra? Eski diyor oğlum. Diğer linçleri alalım. Öyle bir şey. Başa, çekin ve utanma. 5 milyon izlenen o video. 45 milyon izle. 40 chat. 45 milyon. Bu senin ünlü olduğun video. Bunu kabul edelim değil mi Feride? Evet. Videoyu bu durdurabiliriz. Benim tanındığım o video. Bu gerçekten bu videodan seni sonra, ünlü yapan video diyebilir bak, miyiz? Bak, bu videoyu çektikten sonra beni daha isim olarak tanımıyorlardı. Tüm Keşfet'te bunu İsteyen istediğini desin, beni sevmeyen herkes bunu söyler zaten. Tight, crop ve gözlük takarak, saçlar topuz yapılarak birçok video çekildi. Bir sürü video çekildi. Seni taklit mi ettiler? Bayağı hem de. Feride Özdinç'in bu sesine girdiğinde bir sürü bana benzeyen videolar göreceksin. Evet, yani linçlediler, bayağı linçlediler yorumlarda. Yok, linçlere bakalım bu videoya. Bu videoyla ünlü olman gerçeği peki? Evet, bu gerçek. Bu videoyla ünlü oldum. Nasıl oldum onu da anlamadım. Bir anda oldu başka arkadaşlar. Yok aga, işin sırrı o gözlükler. Çıkar bakayım. Hala güzel. Benim dostum hala güzel. Hala güzel, değerli dostum. Hala güzel yani. Arkadaşlar ben gözlüğü sanki fobi olsun gibi diye takıyormuşum gibi davranıyorlar bu fobi arada. Fobi mi ya?
hobi olsun diye, anladın mı? Öyle zevkine takıyormuşum gibi anlıyorlar ama benim gözlerim bozuk yani. Kaç numara? Bu şu an küçük, diğer gözümü kaybettim. Normalde gözüm 1.25 falan miyop. Anladım. Büyüdükçe şey. Büyüyor yani ikiye doğru gidiyorum. Ah, paran da takıyor. Diğer, ben de takıyorum. Benim de gözlerim. Ver bakayım gözlüğünü deneyeyim bir kere. Diğer linçlerimiz. Petek 1, bu 2 aga bir... Sen o gözlüğü aldın, ben okuyamıyorum ki. Sen oku bari. Dur. Allah aşkına. Chat siz yazsanız. Petek bir, bu iki aga bir içerik mi bulsanız bedavaya yükseldiniz resmen 18.000 like almış bu yorum. 18.000 like almış yorum. Ay bu arada Pete'ye de kendime de laf söyletmiyorum asla. Bunu kabul etmiyorum. Pete'ye de selam. Pete'yi de çok seviyorum, arkadaşım zaten. Bu kadar basit. Bak şey mesela, bu kadar basit, bana harbiden diyor ki bizim sayemizde ünlü oldun, şöyle oldun. Bir tane kamerayı karşına koyuyorsun, playback çekiyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Bakın madem bu kadar kolay, hani bu kadar basit geliyor size, bir yorumda bunu açıklayabiliyorsunuz. Alın kamerayı, koyun karşınıza, siz de yapın. Gözlük mü olay? Gözlük alın, gözlük her yerde var, bir sürü optikçi var. Saç mı olay? Saçı topuz yap, ben yapmışım ya mesela. Yani yapın bunu ki yapın ki. Yani ben şu an mesela bunu itiraz etmeyeceğim. Ben sosyal medyadan para kazanıyorum. Kendime bakıyorum. Kendi ihtiyaçlarımı giderebiliyorum. Bu duruma siz de gelmek isterseniz yapın o zaman, o kadar kolaysa. Feride yani. O zaman can alıcı soru geliyor. Gelsin. Bize aylık ortalama ne kadar kazan? Ben bugün dedim bana. 10.000. Bu arada gözlüğümü verir misin? Vallahi göremiyorum ya. Minimumu söyleyeyim o zaman. Tamam, minimum ne kadar? Bana ne bakıyorsun kızım, ben mi kazanıyorum parayı? Minimum. Biri de Özdinç ortalama, hayda minimum ne? 50. 50. Minimum 50. Ama şöyle düşün, 3 milyon TikTok'ta var. Instagram'da ne kadar? 700 bine yaklaştı. Neredeyse 1 milyon da YouTube artı Instagram. Total 4 milyon takipçin var. Ayda minimum 50. Ayda 50 bin dolar okey yani minimum. Dolar değil. Yani şaka ne ya, Allah Allah. Dolar kazansın Feride, tamam. Takılıyoruz ya. Güzel para. Allah olmayanlara ve sana da daha fazlasını kat kat cümlemize nasip etsin. Ama bir dakika. Vergimi ödüyorum. Ha? Aferin kız. Lütfen. Aferin kız sana. Lütfen. Bir vergi geliyor, boynumuz kat. Vergimi ödüyorum yani. Bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Dediğim gibi bu ilk bölümdü. Yorumlanır. Nescafe'ye de bu bölümümüze ve programımıza eşlik ettiği için, kahve arasının ilk bölümünde bizimle olduğu için çok teşekkür ederiz. Diğer bölümlerde Nescafe ile ve sizlerle görüşmek üzere. Sizi çok seviyoruz.